Bir derviş de öyle değil ki, zenginler eşkıyadır. Niçin? Mali dünya cem'i mülkünün ve envai perişanı ve zahmet. Dünya malini zahmetle toplarlar bir yere. Nigah-ı midarend ve esnaf-ı beliyet ve meşikket. Topladıktan sonra onu muhafaza etmek, kesizden falandan dahili fırsatlarını kesizden de muhafaza etmek de envai meşikket çekiyor. Ve be ahiret mi güzaren be fel hizar hasretü nedamet. Ahirette de hizar nedametü hasretle bırakıp gidiyor. Nerede bu nimet oldu? Der evvel ki kahi kuni cem'i mal besirenci ver heyşi be ayet gümaş. Mali toplamak istedin mi? Bir defa birçok müşkilat çekmek lazım başında. Fesez behli man tabi maned ve cay. O mal yerinde kalsın diye şeb-i ruz-i mibayedet fâsıdâr işte. Gece gündüz muhafız olmak lazım gelir ki onu bıraksın. Ve zin cümle an halini müşkil turasundan daha ziyade müşkil de ki ahir bi hasret bi bayed güzel. Hasretle bırakır gider. Onun neresinde nimet oldu böyle olursa nimetleri Allah-u Teala bu mal ile onu dünyada hesaplendirir. Bu malin hafızasına meşgul olduğu için de ahirete de giri karı gazap giriyor. Bu mevzu oldu ki. Ve izan zilet suretun. Ne zaman ki bir sure, bir ayete, bir miktar Kur'an-ı Azimüşşan nazil oldu. Muharebe için, iman için. En aminu billahi ve cahidu ma resulihi. Nazil oldu ayetler. Nâfikatun en âminu billâhi ve câhidunâ resûlihî. Emri diyor ki, ey müminler, Allah'a Resûlullah'a iman ediniz ve onunla beraber cihada gidiniz. Böyle ayet nazil oldu mu? Yani cihada müteallik bir ayet nazil oldu mu? İste'zeneke ölü'l-kavli minhum. İstizan, izin almaya gelirler. Kimler? Öyle tavli minhum, zengin olanlar. Zengin olanlar gelirler de muharebeden kılası olmak için senden izin aramaya başlarlar. Kimi bir yalancı özürler beyan ederler de kılası olsun. Ve kalu zerna nekun ma'al ka'adin. Ve kalu sene derler ki ey hay Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem zerna bizi bırak oturalım nekun ma'al ka'adin. Şehirde kalanlarla beraber oturalım, bizim birçok özürlerimiz var, bizi yitirme. Bunu fukarası değil, zengini talep ediyor. Ve bu, onlar razı olurlar, bu kuvvet-i vüsatiyle, servetiyle beraber, ben yekûnû mâl kevâlisi, geride kalanlarla beraber, çocuklarla, kadınlarla beraber kalmaya razı olurlar. Bu nedendir? وَمَا ذَٰلِكَ اِلَّا اَنْ تُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ Onların kalbine Allah-u Teala küfr ile, velalet ile hatmetmiştir. Arzu yok, kalpte bir şey yok. Kalp olmadıktan sonra vücudun bir kıymeti kalmıyor ki فَهُمْ لَا يَفْتَهُونَ Onlar bilmezler ki İslamiyet'te ne kadar hayır var, cihada ne kadar hayır var, Resul-i Ekrem'e muvaffakatte saadet nedir? Resul-i Ekrem'de tekallif, şakaveti icap eder. Bunları bilmezler. Kalpleri dalalet ile katrolmuş. Bir muharebe bahsi oldu mu? Geri kalmak için bin türlü durdurulu hileleri yaparlar, başlarlar bu zenginler. Lakin el-Resulü vellezine amenu ma'ahu. Bunlar böyle. Fakat Resul sallallahu aleyhi ve sellem emri yüteberirken yoksa vellezine ma'ahu Resul-i Ekrem'e iman eden onunla beraber olan emrine imtisal eden canı dedi iman eden kimseler ise imtisal edenler emri ilahiyye cahedu bi envalihim ve enfusihim kendi maliyle nefsiyle mücadele ederler ve ulaike lehumul hayrat. İşte dünya ve ahiret hayratı da bunlar nedir? Onlar ki Resul-i Ekrem'in emrine kendine bir saadet verirler.
intisar ederler, hayra sahip olurlar ve ulaike humul muflihun. Muflih de maksadına nail olanlar da hep onlardır. Dünyada bu, ahirette de Cenab-ı Hak onlara neyi ihzar etmiş? اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ اَعَدَّ اللّٰهُ Allah ihzar etmiştir. لَهُمْ onlara cennatin bir takım cennetler, nimet yerleri تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Nehirler akıyor altından. Ne söylemiştik ya? Khemirden, aselden, mal musafadan, sütten bir yahut bu nehirlerdendir, yahut da kuşufat-ı şuhudat, varidat-ı gaybiye, ilhamat gelir kalbine nehirler gibi geliyor. Böyle cennetler hasıl olmuş onlara. Efendim, İslam'da askerlik ihtiyari midir, mecburi midir? Veya o dağda bir ağrıldığı zaman iş ne yapacaklar? Münafık ayameti gelir, ayametlendirilir. Şimdi efendim, bak evvel sencar-ı şerif derler, ferzain olan cihat, eğer küfür Müslüman memleketine tecavüz etmişse ona ferzain olur. Hiçbir kimse geri kalmaya kalan günahkar olur. Yani bir kafir kavim İslam hududuna, mülkene tecavüz etmişse, fakat eğer etmemişse, ferzain olmaz da ölül emre itaat, ölül emir şeriat üzerine ölül emir olursa itaat eder. Fakat böyle olursa dünyanın her yerdeki Müslümanlara tecavüz bu farz olur. Bugünkü Yahudi'ye karşı olan Müslümanların cihadi, şerk ve gerbde olan bütün Müslümanlara farz aynıdır. Fakat maalesef olmuyor, edilmiyor, yapılmıyor, o başka meseledir. Çünkü tecavüz etmiş Müslüman memleketine ve deha tecavüzle beraber tesellüt ve bütün şeyleri yapmış. E bir Müslüman buna razı olursa, razı olmaz bir kalp, cihad içindir. Sonra cihadın bu şekilde, ilahi kelimetullah için olursa, Allah içindir, razidir, hakiki şehittir. İlahi kelimetullah için değil de, mal-ı servet için, yahut rütbe için, yahut servet için ise, o artık bu mazlumun haricindedir, o ticarettir. Mecburiyeti de budur. Tecavüz ettiği Müslümanlar hepsi birdir, bir kütledir, bir nev-i vahittir, birisine tecavüz etti mi hepsine tecavüz demektir. Bu halde böyle bir huvudur. Şimdi ya cihad ayeti geldiği zaman zenciler gelir de